Şimdi Derya'nın bir konuda serzenişi var. Diyor ki bütün takım bana mobbing uyguluyor diyor. Buna katılıyor musunuz? Melisa katılıyor. Evet. Musun? İlk başta verdiğim örnek. Hı hı. Yani bu onların ona karşı çıkışmasından dolayı Derya kendi tabii ki de savunmak isteyecek bir insan. tek kalmışsın. 11 kişiye tek kalmışsın orada. E tabii ki kendiniz ifade etmek isteyeceksin, savunmak isteyeceksin. Yeri geldiği zaman sesini yükselteceksin. Çünkü yersiz yargılanma var. Derya'nın düştüğü durumu düşünelim. Bir tarafta Mert takım kaptanı kendine ona bir şeyler söylüyor. Bir tarafta Aycan'la bir atışma yapıyor. Zaten Tuğba Melis hemen hemen şu anda potada rakibi gibi gözüküyor. Yani hemen hemen hiçbir arkadaşından destek görmüyor gibi bir durum var. Bir tek ada içerisindeki realitelerde benim gördüğüm daha yeni gelen İrem bana hak veriyor dedi. Ama tabii İrem'in de bununla ilgili bir röportajını da izlemedik yani. Ama şimdi. Ama itiraz da etmedi. Onu söylediği zaman itiraz da etmedi. Yanındayken etmedi. söyledi bunu. Ama belki İrem de şimdi daha yeni geldi. Bismillah kendi de bir taraf Ama bir anda bizim Derya'nın bizim yanında bizim olursam önümüzdeki hafta da beni yazarlar diye düşünüyor da olabilir. Bu de bizim halkımız mağduru sever. Bizim halkımız mağduru sever. Şu anda Derya bütün herkes tarafından üzerine gelen adeta filmlerdeki Cüneyt Arkın gibi oldu. Cüneyt Arkın'ın da bir ordu üzerinde üzerine gelir ya Cüneyt Arkın okları buradan çıkarır buradan çıkarır buradan alır. Şu anda Derya o pozisyonda. Bizim halkımız da mağduru sever. Bunlar Derya'yı bitirim derken kendileri de bitebilir. Çünkü bizim halkımız görüyor. Per Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Kaç gündür e, bu ortamı hazırlamak için elinden geleni e, yaptılar. Elinden geleni yaptılar ve sonunda bu botayı yarattılar. Derya sonuna kadar aktı. açık açık anlattı bunları zaten. Ama bana en garip gelen konseyde e, Tuba Melis'in ve Derya'nın daha isimleri çıkmadan sanki bir veda konuşmasına yakın konuşmaları e, oldu. Bu da bana garip geldi. İsimleri çıkmadı da. Ya şimdi e, bazı so söylemek istemiyorum da söyleyeyim. Söyle. Tuğba Melis Allah rızası için. Hı. Tuğba Melis tamam ben karakterine kişiliğine bilmem ne söyleme haddim de değil. Söyleyemem de. Karakteri kişiliği falan beni ilgilendirmez. Ama ben Survivor izliyorsam kardeşim. Tuğba Melis Allah rızası için. Hani bir de bir de bazen öyle bir havalanıyor ki mesela sanki adayı kırmış. Veya adayı satın almış gibi. Yapma Murat yani, abi o kadar da değil ya. Ya hiçbir şey yapmadı kadar, ya ne demek o kadar değil ya gerçekleri konuşuyoruz burada. Ne yaptı abi gittiğinden beri ne yaptı Allah rızası için. Geçen gün bir espri gördüm. Bir tanesi diyor ki bir tane bir şey de yapmadı. Yok, değil. A, oyun performansı bir, tane şey, bir şey, aldı şey yaptı demiyorum e da hani o. adanın hakimi gibi görmüyor kız kendini. Yani. Yani. Nasıl hiçbir şey yapmadı. Şu kadar hiçbir şey yapmadı. Sen neyini gördün? Allah razı söyle. Oyun performansı olarak hiçbir şey görmedim. Hmm. E, onun dışında ne gördün? Hmm. O da yok. Yani ada realitesinde de yani çok belirgin bir karakter değil. Mücadele ediyor. Mücadele yok, bir ediyor. De, yani bir veririz. de yani bir de bir de sanki öyle bir havaya giriyor ki sanki şeyden, deryadan inanılmaz güçlüymüş gibi. Şu farkı var yani. Bu şu gerçekleri konuşalım. Yani Tuğba Melis bu Survivor'da nereye kadar gidebilir derseniz, yani birleşmeyi görmesin mucize olur gibi so. gözüküyor şu anda. Yani. Bence yan adaya gider. Tuğba Melis'in bu performansını ve bu tavrını, şimdiye kadar izlemiş olduğumuz 10 Survivor'a da koy, 10 Survivor'da da ilk yazılacak isimdir. Tartışmasız. Yazmayanlar da eleştirilecektir. Son güne kadar. Bu konsey şahane bir konsey. Gördük. Mert'in e, nasıl hareketler yapabileceğini gördük. Mert'in derdi daha başka. Takım mı düşünüyorum diyor ama takımını sen düşünmüyorsun. Yazmıyorsun. Arkadaşlarını orada örgütleyerek farklı işlere giriyorsun. Bir şey söylemek istemiyorum. <laughs>